İyi geceler Arif Bey. Siz ne zamandan beri buradasınız? Ben yatmadan önce bir şey ister misiniz diye soracaktım efendim. Hayır. Gidip yatabilirsiniz. İsterseniz anahtarı verin bana. Yarın camları silmeye gelecekler. Bu odanın camlarını da sildirtirim. Hayır. Bu odadaki her şey bana ait. Bu odayı yok sayabilirsiniz. Anladınız mı? Anladım efendim. Peki, siz nasıl isterseniz. İyi geceler. Her şey üst üste geldi. Artık bunları kaldıramıyorum. Çok korkuyorum Zeynep. İyice dağıldık, birbirimizi göremez hale geldik. Benim seni çok ihmal ettim, biliyorum. Yalnız kaldım. Bencillik ettim. Asıl ben bencillik ettim. Sen nişanlanmaya çalışıyordun ama ben kendi derdime düştüm. Kıskançlık ettim, kusura bakma. Yok yok, ben odunluk yaptım biraz. Suç bende. Ama ne yapayım, ben kardeşlik nasıl bir şey bilmiyorum ki. Daha önce hiç kardeşim olmadı. Ama öğreneceğim. Bunu öğrenecek kadar çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Kavga etmek yerine ayakta kalmaya bakalım. Hı? El ele verelim, olur mu? Babamın meselesini kimseye söylemeyeceğiz. Bu konuda hemfikiriz. Ama bir şekilde babamın suçsuz olduğunu ispat etmemiz lazım. Hem babamın masum olduğu ortaya çıkarsa annemle babam barışabilir. Yeniden aile oluruz. Evet ama nasıl ispat edeceğiz? Nereden başlayacağız? Önce bize bunu söyleyen kişiden başlayalım. Tarık'ın amcasından. Evet ya, niye böyle bir şey pat diye söyledi ki? Adam pat diye ortaya çıkıverdi. Bugüne kadar neredeydi bu adam? Hem o geldiğinden beri başımız dertten kurtulmadı. Ecevit'ten Biricik kızına. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Hatırladım Zeynep. Ya ilk gördüğümden beri diyorum bir yerden tanıdık geliyor diye. Ne tanıdık geliyor? Arif amca. Ya onu daha önce babamın dükkanında da gördüm. Tarık'la ayrılmıştık Çiğdem yüzünden. Ben kitabı almaya dükkana gitmiştim. Arif amca da oradaydı. Hatta kitabın başındaki notu okudu. Biraz konuştuk. İyi de o zaman seni tanımıyordu ki bu adam. Belki babamı görmeye gitmişti. Evet ama ben ona dükkanın eski sahibinin kızı olduğumu söyledim. Hem oraya öylesine gelmiş biri gibi değil, dükkanın sahibi gibi davranıyordu. Yok, bu adamda bir tuhaflık var Esma. İlk işimiz onun ne yapmaya çalıştığını bulmak olmalı. Ne haber? Esma gelmedi mi daha? Geldi gitti. Senin suratın niye sirke satıyor? Oğlum yoksa kavga mı ettiniz? Yok, önemli bir şey değil. Yani önemli de bu nişan meselesi. Esma annem de olsun istiyor. İlkil alamın gelmiyor falan. Öyle şeyler işte. Anladım, ince mesele ya. İnce mesele. Şey yapma ciddi ya, barışırsınız. Vallahi hallolur. Ben bir yürüyüş yapıp kafamı dağıtacağım İsmet. Acit, ben de seninle yürümek isterdim ama bugün çok önemli bir işim var. Emine'ye sürpriz hazırladım. Kesin bana kanka diyemeyecek artık. Ne yaptın? Acit, benim de kendime has bir romantizm potansiyelim var herhalde yani. Artık Emine'nin bazı şeyleri öğrenmesinin zamanı geldi. Bence henüz biraz erken be İsmet. Öyle deme Acit. Niye öyle dedin ki? Vallahi o da benden için içine hoşlanıyor. Ben hissediyorum. Geçen gün bana göz kırptı. Acit, vallahi daha fazla bekleyemem maazallah. Giderim bilen. Aman. Bak, benim bir meşhur bir lafım vardı, sen bilirsin. Aşk beklemez kankayı, tamam. Bak, çok güzel bir plan yaptım. Ben şimdi Emine'yi eve çağırdım. Matematik çalışmaya. Nermin abla da sağ olsun bana yardım etti. Böyle evi falan hazırladı. Kızı eve mi atacaksın İsmet? Manyak mısın oğlum? Acit, sus. Lütfen sus Acit. Emine öyle... Acit, lütfen çirkinleşme daha fazla. Ben saf ve temiz bir şekilde ben seni seviyorum, sana aşığım diyeceğim. Hadi bakalım. Ne sandın? Oğlum düşünsene. Ben sizin yanınızda artık yalnız gezen bir yıldız olmayacağım. Acit, belki çifte düğün yaparız. Hayırlısı olsun İsmet. Kolay gelsin kardeşim.
Acıdım ya. Üzülüyor çocuk. Sağ ol. Oğlum İsmet. Sen bu mutlu günün anısına bir kıyak çekersin artık kankana. Amcam antikacı da ne arıyordu? Gerçekten Esma haklı olabilir mi? Buyurun, hoş geldiniz. Ben bir şey soracaktım da onun için geldim. Tabii, buyurun. Buranın yeni sahibi siz misiniz? Yok, hayır. Sadece ben şirket adına işletiyorum. Öyle mi? Hangi şirket acaba? Değişim Holding. Acaba şirketin sahibi kim? Yönetim kurulunda birkaç kişi var. Niçin sormuştunuz? Ben aslında Arif Ünal'ı soracaktım size. Burayla bir ilgisi var mı? Arif Ünal mı? Kendisi yönetim kurulu başkanımız. Hoş, biz kendisini tanımıyoruz ama siz Arif Bey'i mi arıyorsunuz? Çünkü öyleyse kendisi burada yaşamıyor. Emin misiniz? Arif Bey buranın sahibi, öyle mi? Evet, eminim. Peki, sağ olun. Ne istiyormuş? Müşteri mi? Yok, şirketin sahibini sordum. Bir şey söylemedin değil mi? Arif Bey'in ismini falan vermedin. Yok yok, bilmiyorum dedim. Her şeyin cevabı sende amca. Niye geldin? Eceline mi susadın? Abi, yanlış anlamazsan eğer, mülkler hiçbirinden pay vermedin. Vallahi çok zor durumdayım. Amcamın bu adamla ne işi var? Sana en büyük serveti verdim. Hayatını bağışladım. Peki. Bari başka bir iş yapsaydık abi. Anlaşılan sen beni hiç tanımamışsın. Söyle şimdi sana ne yapayım? Acaba hayatını bağışlamakla yanlış bir şey mi yaptım? Tamam abi. Tamam. Ben anladım durumu. Thank you.